buz geldi şu an. Köpeğim de burada. Nerede? Nerede oğlum? Nerede? Nerede? Şuradan çok, o gösterdiğim yerden çok fazla bir sürü geçti. Sesini duydunuz mu bilmiyorum ama. Kalabalık bir sürü geçti. Domuz da vardı sanırım. Tam anlayamadım. Onları mı kovalıyorlardı bilmiyorum. Yoğun bir sürüydü. Şimdi bir bağıracağım. Hey! Hayvan gelmesin diye de. Bir daha gelirse ateş etmek zorundayım. Köpeğim de zıplıyor üstüme sürekli. Şimdi içeriden silahla ışık aldım. Işık böyle. Şimdi size şöyle anlatayım. Işığın altına geçeyim. Daha rahat olur. Şu istikamette inekler var. Sahibi burada değil ama. Köyde. Yani 1-2 kilometre ötede öyle değil. Ama köpekler hayvanların yanında. Normalde her gece orada. Normalde her gece oradan çakal sürüsü geçiyor. Şimdi orada köpekler olduğu için sürü bu taraftan geçti. Şuradan çıtırtı sesleri geliyor da. Bizim kazdan geliyor. Ya da ineklerden geliyordur. Masam devrilmiş. Yani ne yapacağım şu an bilmiyorum çok fazla. Normalde ateş ederim ama dediğim gibi şu aşağıda sürü olduğu için ateş etmek de pek istemiyorum açıkçası. O hayvanları korkutmak istemiyorum. Şöyle bakın. Köyde şu ışıklar bayağı uzakta yani köy. Allah'tan şöyle bir ışığım var da. İşe yarıyor birazcık. Da işte sıkıntı şu. Dediğim gibi çakal var etrafta. Hemen kamerayı aldım. Mikrofon falan takamadım artık. Kusura bakmayın. Aha. Ha yok yok tamam. Tavşanım. Gözüküyor mu bilmiyorum. Şurada beyaz bir şey var zıplayan. Bir tane tavşanım kaldı bu arada. Normalde çok fazlaydılar. Ama bahçeye çok zarar verdiler. Biraz yemek zorunda kaldım onları.
Bu da köpeğimin favori mekanı. Zaten yani köpeğim beni uyardı bu arada. Ezan okununca ateist midir nedir bu çakallar anlamadım. Bağırıyorlar. Garip. Belki görürüm diye kamerayı açtım ama şu an ses de yok, görüntü de yok. Köpeğimle ben sadece yapayalnızız. Şöyle evin arkasına gel, gel taşı. Ya bunu hep yanımda istememin sebebi köpeğim koku alabiliyor. Gökyüzünü kokluyor. Böyle nasıl diyeyim size? Şöyle ışığa geçeyim de orada anlatacağım. Böyle havaya yapıyor. Sonrasında o kokuyu alıyor. Ve o tarafa gittiler. Normalde şu tarafta ormanlık. Yani komple ormanlık orası. Oradan geliyorlar zaten. Bir bu istikamete geliyorlar. Bir de bu istikamete. Şimdi köpekler orada havluyor. Büyük ihtimalle o taraftalar. Şu an nöbet tutan da yok etrafta. Normalde burada çok fazla nöbet tutan da olur. Niye tutmuyorlar bilmiyorum. Herhalde ekim mekim yapmadılar bu yıl. Tam anlayamadım. Geçen yıl çok fazla. Hatta buraya makine falan koyuyorlardı sürekli. Patlayan bir silah. Şimdi öyle bir şey yok. Ama herhangi bir hayvan da yok yani şu an. Çakal da yok etrafta. Şu ileride hiçbir şey yok zaten. Ya yani burada köy mü hiçbir şey yok. O ışık gözüküyor, o yolun ışığı. Çok uzakta. Yani en az bir 15-20 kilometre var o ışığa. Karanlık olduğu için zifiri karanlık. Zaten görüyorsunuz işte. Burası bahçe. Bahçeden sonra hiçbir şey yok. Karanlık. Hiç ışık bile yok. Herhangi bir yerleşim. O yüzden oradan geliyorlar domuzlar, çakallar. Kurtla ayı yok benim bölgemde ama tabii tavuklarım var ve dışarıda kalan kazlarım var. İçeriye girmiyorlar. O yüzden birazcık güvenlik gerekiyor. Tabii bu da bizim baş güvenliğimiz. Bir sıkıntı yok diye düşünüyorum ama şu an. Şu an sıkıntı yok. Eğer sıkıntı olursa bir daha çekerim videoda. Aslında bir gün şöyle bir nöbet tutasım var. Hani bunu yorumlarda da söyleyebilirsiniz. Şu an sessiz konuşuyorum. Hayvan gelirse anlayayım diye. Bir nöbet tutasım var. Işıkları kapatıp. Burada çöküp bekleyesim var. Artık çakal mı domuz mu ne gelirse bir anda aklını alayım onun. Böyle havaya bir ateş edeyim. Kaçsın gitsin. Diye bir düşüncem var ama bilmiyorum yapayım mı yapmayayım mı? Sizce yapayım mı? O öyle yani. Şu anlık bir sıkıntımız yok. Değil mi Taşo? Gel. 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 Taşo'ya bir şey yapmazlar. Taşo kendini her türlü korur da. Kazlarla tavuklar koruyamaz. Zaten içeride de bir tane şeyim var. Yavru kazım var. O annesi babası kabul etmedi. Evde beraber kalıyoruz onunla. Durun onu da göstereyim. Bu arkadaş da burada.